Yok, bu o farklı bir şey. Bu farklı. Evet, ondan da girecek mi durumun içine? İstiyorsanız atabilirim ama o çok acılı. Ondan dolayı. Olsun. Evet. Olsun. Tabii yanmaya efendim. Geldik. Tabii efendim. Hataya tabii. Geldiğimiz belli olsun. Evet. Bu bizim ekmeğimiz evet, nasıl efendim. Olsa. Evet. Şöyle bir güzel. Tamam. Yağladık, sosladık. Evet efendim. Ve artık ocak başına geçeceğiz. Daha da sos geliyor. Bu da kuru olmasın diye. Memlekette belki de bu kadar sos kullanan tek vilayet vardır, o da Hatay'dır. Sağ olun. Bu kadar sosu seven. Efendim selamlar, sevgiler. Tadı Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Güneşli, güzel bir günde. Memleketin en güzel şehirlerinden bir tanesinde Antakya'dayız. Olay yerindeyiz. Olay yeri ciğerci süt kardeşler. Antakya merkezde böyle içeride dalaklar, yürekler, böbrekler havalarda uçuşuyor. Kıpkırmızı bir ekmeğin içerisine güzel bir şeyler yaptırmak üzere buradayız. Ne diyoruz, kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Ahmet Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Her efendim. Hoş bulduk. Güzel memleket Hatay'dayız. Evet efendim. Ustam ekmekleri soslamış. Şimdi bizim için de bir iki tane ekmek soslarsan tabii, Ahmet tabii Ustam. Tabii efendim. Tabii en güzel bir şekilde gösterelim. Şimdi iki çeşit sosun var. Evet efendim. Bir tanesini ekmeğe sürüyorsun şunu. Evet. Şu nedir? Bu bizim yaptığımız süs biberinden yapılmış acılı. Tamam. Bol acılı. Bu? Bu bizim normal. Peki ne içinde ne var? Katı. Sorabilir miyiz? Bunun içinde salça biberimiz var. Tamam. Biraz da az bir şey kattığımız baharatlarımızdan. İçinde biraz toz biber var. Yağ. Rengi veren toz biber o evet, zaman. Evet efendim. Zeytinyağı mı kullanıyorsunuz? Ayçiçek yağı efendim. Ayçiçek zeytinyağı biraz bizim buradaki yemeklere, şunlara göre ciğere biraz ağır gelir. Ondan dolayı ayçiçek yağı daha hafif olduğu için bundan kullanıyoruz efendim. Sende ciğer, böbrek, koyundan ne çıkarsa var. Tabii tabii. Ama evet, ben efendim. Senden bugün aynen. Tavuk rica edeceğim. Şöyle tabii bir efendim. Yanına gelip ocağı da göstermek tabii istiyorum. Efendim, Ahmet Ustam kaç yıldır ocak başındasın? Bir 15 yıl civarında oldu efendim. 15 yıl. Evet efendim. Ey maşallah diyelim, daha nice 15 senelere. Evet sağ olasın. Çok şöyle teşekkür ederim. Ekmekleri bir yakından gösteriyorum tabii ben. Efendim. Soslanmış şekilde. Tavuk şiş. Bir porsiyonda kaç tane var? İki şiş efendim. İki şiş. Evet efendim. Onun ikisi bizim o zaman. Aynen efendim. Burada hemen ciğerler var. Evet. Kuzu ciğer mi kullanıyorsun? Evet. Koyun ciğeri. Bu bizim kuyruk yağı. Evet. 10 numara. Şöyle bir gösterelim ocağı. Bu da kuşbaşımız efendim. Fiyatları önebilir miyiz? Mesela fiyatlar, ciğer istesek ne kadardı? Fiyatlar bir kişilik 20 lira, iki şiş. Kuşbaşı 22 lira, tavuk 20 lira. Dalak, böbrek hepsi onlar 20'şer liradan efendim. Yani 20-22 lira bandında evet fiyatlar. Efendim, evet evet. Yani şu evet. Ekonomik şartlarda fiyatlar da çok evet güzel. Evet efendim. Buradaki esnaf kısmı olduğu için evet. Yani bütün müşterilerimize tek tek hizmet vermeye devam edeceğiz efendim. Vallahi Allah size de onlara da iş güç kuvvet sağ versin. Olasın, İşçi kardeşlerimizin de emeği boşa çıkmasın. Sağ olasın. Şöyle istersen tavuk şişimizi yavaş yavaş tabii, yavaş tabii yavaş. Bir salatamızı görebilir miyiz? Tabii tabii hemen. Kuru soğan, evet, sumak. Efendim, sumak. Toz biber. Toz biber. Bunları biber, karıştırıyoruz. Tabii karıştıracağız efendim. İçerisine de maydanoz girecek. Evet. Olay bu. Şimdi bununla en az bir 2-3 dürüm tabii, yapılır. Tabii efendim. Soslar burada yakından göstereyim. Şunun içerisinde de mi aynı şeyler var? Bu yoksa bu yok. Farklı mı? Yok bu o farklı bir şey. Bu farklı. Evet. Ondan ona da girecek mi dürümün içine? İstiyorsanız atabilirim ama o çok acılı. Ondan dolayı. Olsun. Evet. Olsun. Tabii yanmaya efendim. Geldik. Tabii efendim. Hatay'a geldiğimiz belli olsun. Evet. Bu bizim ekmeğimiz evet nasıl efendim. Olsa. Evet. Şöyle bir güzel. Tamam. Yağladık. Sosladık. Evet efendim. Ve artık ocak başına geçeceğiz. Hadi bakalım. Bir dürüm nasıl yapılıyor göstereceğiz. Ben tavuğu biraz az pişmiş severim. Tabii. Ustam bizim tavuk biraz ıslak ıslak kalabilir. Fiyatlar 20-22 TL dedik. Adresi verdik. Ekmeği evet. De böyle ısıtıyorsun. Tabii tabii. Böyle daha iyi olur. Çift lavaş, tek lavaş fark ediyor yok, mu? Yok fark etmiyor efendim. Hazır mıyız ustam? Evet efendim hazırız. Tamamdır. Şöyle bir ekmeğin leopar desenini gösterelim. Tamamdır. Şimdi bir tavuk şiş dürüm nasıl yapılıyor göreceğiz. Zerzavat geldi. İki şişte tavuk. Evet efendim. İki ekmek, tek ekmek fark etmiyor fark demiştim. Fark etmiyor efendim. Fark etmiyor. Tamamdır. Kimyon. Bunun bizim kimyonumuz. Kimyon geldi. Evet. Daha da sos geliyor. Bu da kuru olmasın diye.
Memlekette belki de bu kadar sos kullanan tek vilayet vardır, o da Hatay'dır. Bu kadar sosu seven dürüm hazır. Biz biraz sonra tadıma geçeceğiz, şöyle gösterelim. Daha da ateşe gidiyor. Daha da burada böyle biraz daha kızaracak. Ondan sonra ustam hala sos getiriyor derine. Herkese bu şekilde ödeniliyor değil mi burada? Tabii efendim. Bize tabii. Özel bir durum. Herkes birdi bizim için. Bize özel bir durum yok. Biraz sonra tadına geçeceğiz. İçecek olarak da ayran var mı? Ayran var, balamız var. Yanına da bizim bir ayran. Yaptığımız ayran. Alalım. Biz artık müsaadenle geçiyoruz. Hadi bakalım. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanı. Şimdi Antakya usulü tavuk şişimizi yiyeceğiz, tadına bakacağız. Ama ondan önce neden Antakya usulü onu bir anlatalım. Çünkü gördüğünüz üzere bunun içi, dışı, her tarafı kıpkırmızı soslanıyor. Müsaadenizle ilk lokmayı alıyorum. Şöyle bir leopar desenini ama bir göstermek istiyorum. Ekmeğin üzerindeki desenleri görüyorsunuz. Ayran söyledik. Ayran fiyatı 4 lira. Yani buradan 24 liraya karnınızı doyurup içinize, gücünüze, öğrenciyseniz okulunuza gidebiliyorsunuz. Bu ekonomik şartlarda gerçekten fiyat performans bence çok iyi. Süt kardeşim. İçerisinde soğan, maydanoz, sumak ve biraz da pul biberden oluşan güzel bir salata var. Şimdi bunda o kadar çok sos var ki, bu kadar sosun içerisine bir de domates koymuyorlar. Hatay usulü dürümlerde genelde durum bu. Çift lavaş ya da tek lavaş tercih edebiliyorsunuz. Biz bugün çift lavaş istedik. Burası genelde kunduracıların çalıştığı bir iş merkezi olduğu için işçiler geliyor genelde, doğru mu? Evet. Onların bazıları hatta 2 lavaş, 3 lavaş da isteyebiliyormuş. Evet, evet. Hiç fiyat farkı almıyor usta. Yok. Vallahi helal olsun. Müsaadenizle bu lokmayı da sizler için alıyorum. Samimi söylüyorum. Çok lezzetli. Burası köyden gariban çok geliyor. Garibanın olduğu bir semtteyiz. Evet. İşçinin, garibanın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yanında da böyle dürümlerin yanında nane, limon ve acı biber ücretsiz ikram ediliyor. Şöyle bir artık bir limon zamanı gelsin. Limonsuz kalıp. İçerisinde salata olan her şey bence limonu ister, limonu sever. Şuraya bakar mısın ya? Kıpkırmızı bir ekmek, içi, dışı, her yeri. Fiyatı da sadece 20 TL, bir soba borusu gibi bir dürüm. İyi de acısı var. Hatay'a yanmaya geldik demiştim. Ustam da dayadı döşedi böyle acıyı. Vallahi hakkını vermiş, eline koluna sağlık. Ahmet Ustam yıllardır zaten ocak başında. İnşallah daha uzun ömürlü olur. Adresi verdik. Kunduracı Çarşısı'nın içinde. Köy garajının hemen önündeyiz dedik. Bir de ben saatleri ölmek istedim. Beni dışarıdan gelirseniz sabah 6.30, akşam 6.30 arası evet. 12 saat boyunca çalışıyorlar. Diyetisyen kardeşler. Eğer sakatat seviyorsan burada ciğer, böbrek, yürek, dolak, ne ararsanız var. Benim aklım hala mangaldaki kuyruk yağında. Aslında içine bir tane çektirseydik güzel olurdu Beşaba. Değil mi? Aynen. Tavukla kuyruk yağı. Bir dahaki girişimizde evet. Ondan yaptıralım. Ayran şart çünkü çok acı. Bence çift lavaş hakkını vermiş. Belki tek lavaş olsaydı inceden olabilirdi. Az ekmek yemek istiyorsanız öyle de isteyebilirsiniz. Sos kıvamında güzel hazırlanmış. Ayçiçek yağı kullanıyorlar sos hazırlarken. Pul biberler, sumaklar havalarda uçuşuyor. Ne diyoruz artık, böyle bir videonun daha sonuna geldik. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet şeker bana olsun. Şöyle ben bir yemeğimi bırakayım. Ortaya da logoyu bırakayım. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan tıklayarak tadım notları ailesine. Siz de katılmayı unutmayın. 2 tane hudi bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Antakya'sız.
Antakya usulü dürüm, söz kalmayın. Hoşça kalın. Dostlar, canlar, hoşça kalın.